Merhaba arkadaşlar. Bu videomda müzisyen Barbie setini açacağım. Seti internetten sipariş ettik. Barbie bebeğin yüzüne baktığımızda Ayşe'ninkine tıpatıp aynısıydı. Ama set elimize geldiğinde aslında bayağı farklı olduğunu gördüm. Sonsuz hareket olmasa da Barbie epey bir hareketli. Açtığımızda daha iyi görebileceğiz. Setin içinden müzik aletleri de çıkıyor. Açıkçası pek ilgili olmadığım için isimlerini tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden isimlerini yanlış söyleyebilirim. Paketin arkasında ise yalnızca yazılar var. Haydi açalım. Gerçekten kolay oldu. Barbie bebek açarken yanımızda makas olmazsa olmaz. O kadar çok lastik takıyorlar ki. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Evet, çok güzel bir setimiz oldu ama sebebi bu değil. Az önce makasla pat lastikleri keserken kesmemem gereken bir şeyi kestiğimi zannettim. Bahsettiğim şey şuydu. Barbie'leri de böyle görünce dedim ah kesmişim. Ama yanılmışım. Hazır elimdeyken bu gitarla tanıtıma başlayabilirim. Pembiş bir gitar şu aparatı sayesinde Barbie'nin şöyle kafasından geçirirsek rahatlıkla gitar çalıyormuş gibi görünebilir. Arkası bu şekilde boş. Şu şekilde ayrıntılı. Çok güzel. Hemen Barbie ile devam etmek istiyorum. Bir türlü kafasını aşağı baktıramadım. Sürekli yukarı bakıyor. Şöyle bildiğimiz klasik Barbie yüzü. Saçları ipek gibi gerçekten yumuşacık. Üstünde rahat görünen bir tişörtü var. Her ne kadar en sevdiğim renk pembe de olsa gri tişörtler giymeyi ben de çok seviyorum. Şöyle de mini bir eteği var. Şu sarı dikiş izi bilerek yapılmış herhalde ama ben pek beğenemedim. Ayakkabıları bu şekilde. Gerçekten bayıldım. Yani şu detaylara söyleyecek sözüm yok. Barbie'nin hareketli kısımlarına geçecek olursak şurası oynamıyor. Dirsekleri, bilekleri, dizleri ve evet sadece bu kadar yeri oynuyor. Şu şekilde ayak bilekleri normal ve elleri de diğer Barbie'ler gibi değil. Gitar çaldığı için ona göre yapmışlar. Çok da güzel. Kırmızı bir bilekliği var. O kırmızı bileklik işte bu kulaklıkla uyumlu. Şu şekilde siyah bir oturak var. Sürekli kapağı açılıyor. Ve işte geçtik en güzel parçaya. Daha doğrusu parçalara. Masaya bitişik şöyle bir mikrofon takımımız var. Profesyonel bir mikrofon olmalı ki böyle bayağı aparatlı bir şey. Ayrıca şöyle çıkabiliyor ve şu kısımda Barbie'nin parmağına takılabiliyor. Masanın üstünde nota, kalem ve bir müzik kitabı bulunuyor. Tabii bunlar gerçek değil. Sadece resim. Masanın alt tarafı bu şekilde hareketli. Ve ayakları da böyle çok şık. Sonra böyle bir piyanomuz var. Görüyor musunuz? Yapışkanı bayağı yamuk yapıştırmışlar ama çok da fark edilmiyor. Masaya takılabilen fakat bir türlü takamadığım bu notalık var. Belki de iyice bastırmak gerek ama yapamadım bir türlü. Ve böyle bir nota kağıdı. Şöyle mi durması gerek, şöyle mi bilmiyorum. Son olarak ise bu su şişesi. Gerçekten çok beğendiğim bir set oldu. Bakalım Barbie ailesinde bu seti nasıl kullanacağım? Ve sen artık yukarı bakmayı keser misin? Elimde olan bir şey değil. Bir türlü kafamı indiremiyorum. Durun. Videoyu kapatmayın. Çünkü bu kadar değil. Aslında bu kadardı ama birden aklıma şu paket geldi. Bunu açmayı unutmuşum. Kutunun kenarında çok güzel Barbie'ler var. Hatırlarsanız Ezgi de böyle bir paketten çıkmıştı. Tadadadam! İşte Elif. Biraz garip gelmiş olabilir. Çünkü yüzünde çilleri yok ve dudağına bayağı bir ruj sürmüş. Böyle bir bebek aldım. Çünkü bende Elif'in yedeği yok. Hani ileride bir şey olursa falan bunu kullanırım. Makyajda çillerini silmiş gibi veya ben çileklerim ona. Şöyle çok güzel yazlık bir elbisesi var. Üstelik en sevdiğim renklerde. Ayakkabıları da yine yazdık. Lastiğini çıkartmamışım. Ezgi'ye de bunun sarısı çıkmıştı diye hatırlıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.